كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 54 farzın 31.'si hiç kimseyle alay etmemek, yani insanları hakir görmemek, insanları küçük görmemek. Ya farz, bunların hepsi farz ya. Ama maalesef gerçekten bugün baktığımız zaman bizim memleket dökülüyor. Bizim memleket bir adamın kaşığı gözü yamuksa tamam, adam eğlence malzemesi ya. Ama bak neler var. Allah Allah. Hazreti Ayşe validemizin naklettiğine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur: karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmam, bundan asla hoşlanmam. Allah Allah. Bundan maksat şudur arkadaşlar, dalga geçmek için, alay etmek için. Yoksa onun haricinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı milyarlar taklit ediyor. Öyle taklit değil işte. Nasıl taklit? Alay etmek için. Adamın ayağı topaldır kardeşim. Hastalığı var, kazası var, belası var, doğuştan var. Sen ne yapıyorsun? Aa, geldi bizim topal. Allah muhafaza. Bunu yapan adamlar mahşere topal çıkacak ya. Allah muhafaza, körle sağırla neyse ne işte. Çok beladır arkadaşlar. Allah için dikkat edin bu işe. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Bana dünyayı verseler diyor, kimsenin taklidini yapmam. Nerede geçiyor? Tirmizi. Vasile bin Eskan'ın naklettiğine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur: kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Bizim eğlence malzememiz. Bizim eğlence malzememiz. Oh iyi oldu. Oh hak etti. Belasını buldu. Ha 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 ha. Lan ne komik düştün bilmem ne. Bizde çok meşhurdur. Kardeşim adamın ayağı takıl düşür. Sen niye dalga geçiyorsun? Dalga geçenleri iyi dinleyin. Sonra Allah Celle Celaluhu o diyor başına gelen, başına bir şey gelen kişiye merhamet eder. Seni diyor o aynı şeyle imtihan eder. Bir kimse bir kimseyi kınarsa o kınadığı şeyi yaşamadan ölmeyecek. Acayip bir hadis-i şerif. Gerçekten de bu gözlerimle de defalarca şahit olduğum bir şey. Kendimin de başına geldi yani. Evet. İnsanın başına geliyor. Hani kınamaktan da maksat kardeşim, yorum yapmayacaksın. Yoruma bile gerek yok. Çünkü yorumu yaptıktan sonra illaki işin içine şeytan giriyor, nefis giriyor, arkadaş giriyor, birileri giriyor. Sana onu alay malzemesi yapmaya çalışıyor. Sonra işte Allah Celle Celaluhu, öyle mi? Bak okuluma merhamet ediyorum. Onun sağlığını, sıhhatini, ahvalini düzelteceğim. Seni aynı ahvale düşüreceğim diyor ve onunla imtihan olacaksın. Ondan sonra nerede geçiyor? Tirmizi. Allah Allah. Bak şimdi. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Bir seferinde boynunun kısa oluşunu kastederek Efendimiz aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü, Safiye şöyle bir kadındır dedim. Arkadaşlar iyi dinleyin. Bak sadece onun bulunduğu ahvalle alakalı bir şey söylemiş. Demiş ki Safiye boynu kısa bir kadın. Boynu. Hani haşa ve kella Hazreti Ayşe validemiz dalga geçmek için konuşmuyor. Ama onun o ahvalini söyledi. Hatta şöyle söyleyelim. Hazreti Ayşe validemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle yan yanayken bir kadın geçti. Hazreti Ayşe validemiz dedi ki ya Resulallah ne kadar uzun bir kadın. Dedi ki gıybet ettin ya Ayşe, git helallik al. Ya Resulallah kadın uzun, gıybet ettin dedi ya Ayşe. Kadın uzun dedi. Ya uzun kadın. Biz var ya yatacak yerimiz yok. Hakikaten yok yani. Bak hadisin devamına bak. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: öyle bir söz ettin ki o söz şayet denize karışmış olsaydı denizin suyunu bile bozardı. Allah Allah. Ya bu bizim milletin, bu millette dalga geçmesi, insanlara alay etmesi, yok kepçe kulak, yok koca burun, bilmem ne, yamuk ağız.
Ne beladır ya. Sırf bu yüzden prim kasmaya çalışan insanlar var. Arkadaşlar arasında başkalarıyla dalga geçip onun o ahvaliyle aklı sıra alay edip komiklik yapmaya çalışan, insanların gözüne aa ne komik adam desinler diye girmeye çalışan adamlar var. İşte o adamların başı belada. İnsanlarla alay edenlerin başı büyük belada. Hem de öyle böyle bir bela değil. Ya denizin suyuna karışsa deniz mahvolurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya. Allah Allah. Kaynak Tirmizi. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklettiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi o kişiye kötülük olarak yeter. Yani günah olarak yeter. Küçük görmek, hakir görmek. Ya bırakın şunu, ya bırak zaten bilmem ne, yok cılız, yok beş para etmez. İşte korkağın teki, zaten güçsüz, bilmem ne. Böyle gereksiz ithamlar. Allah Allah. Ya ne kadar acayip bir şey ya. O adamın yerine kendini koysana ya. Ben sana soruyorum. Ben bunu bazen deniyorum. Nasıl deniyorum? Bazen böyle ahvalinde tabii ki de Rabbim Celle Celaluhu'nun imtihanı o. Diyorum ki Hüseyin ya diyorum acaba diyorum şu mesela yani engelli biri gördüğüm zaman diyorum ki ya şunu yerine sen olsaydın acaba ne olur diyorum ya. Kendi kendime düşünüyorum. Siz de düşünün. Allah Celle Celaluhu seni o kişinin yerine yaratabilirdi. Sen engelli olabilirdin. Sen doğuştan sakat olabilirdin. Doğuştan kör, doğuştan sağır olabilirdin. Ama bak elhamdülillah sapasağlamız. Gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor ama şükür yok ki. Nerede şükür? Bunun kısasını biliyorsunuz. Bir abid 500 sene ibadet etti ya. 500 sene! 500 sene ne demek ya? Bizim şurada toplasan 5-10 sene ibadetimiz yok. Yani kabul olmuşuz zaten bir tane bizim belki çıkar. Kabul olmuştan bahsediyorum. 500 sene kabul olmuş ibadet karşılığında Allah Celle Celaluhu dedi ki o kuluna, kısa geçiyorum. Dedi ki ey kulum seni dedi, yani sana rahmetimle mi muamele edeyim yoksa dedi amellerinle mi? Şimdi Allah dostu, Allah'ın nazlı kullarıdır bunlar. Ya Rabbi amellerimle dedi muamele et. 500 sene sıralı ibadet. Dedi ki meleklerim bu kuluma verdiğim nimetleri hesap edin. Bir de ibadetlerini karşılaştırın bakayım. Hani tartıya koyun. Bir nimetler, bir de onun amelleri. 500 senelik ibadet ha. Kabul olmuş sıralı ibadet. Melekler dedi ki ya Resulallah bu kulunun 500 senelik ibadetinin karşılığında bir günlük gözünün görme nimetine denk geldi gelmedi yani. Bir günlük gözünü görme nimetine 500 senelik kabul olmuş ibadet. Peki biz ne ahvaldeyiz? Dedi ki ya Rabbi affeyle. Dedi ki ya Rabbi affeyle. Allah Celle Celaluhu affetti tabii. O nazlı kuldur. Bunlar bize gelsin için Allah Celle Celaluhu'nun Habibi aracılığıyla bize duyurttuğu meseleler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a perdeler kalkıyordu. Her şeyi görüyordu. Niye? Bize anlatsın için. Bizim duymamız için arkadaşlar dikkat edin. Ne dedik? Kimseyle alay etmemek. Buna dikkat edin. Eğer etrafınızda varsa böyle biri Allah için uyarın de ki başın belada. Başın büyük beladadır. Aynı ahvalle imtihan olursun de.